Nasıl gidiyor arkadaşlar? Konumuz Taner. Taner Tolga, tarlacı. Tam bilmiyorum bu adam neyin kafasındadır ve nasıl yaşıyor bu hayatını. Ama bir tane arkadaşı vardır ki bana video yolladı. Şu sokaklarda TikTok canlı yayın açtı ve herkese dileniyor para ve evsizdir ve açtır ve cart curt ve çok perişan gördüm kendini ve çok kötü bir durumda gördüm kendini. Ve bu video yapıyorum, umarım görür çünkü ulaşamıyorum kendine. Çünkü eski numarası artık çalışmıyor. O yüzden aramıyorum kendini. Umarım biri bunu iletir, bu videoyu kendisine ve görür. Öncelikle bunu isterim diyeyim. Şimdi Taner olmasaydı Yasin, Meter, hatta ben bile birçok insan tanımayacaktı. Yani kesinlikle Yasin ve Meter Taner'in şeyinde oldu. Birçok insanı onun şeyinden tanıdı kendini. Muhtemelen de birçok kitle Taner olmasaydı beni de birçok insan tanımayacaktı. Beni birçok insan Meter'in olduğum için tanıdı. So bu konu için yani Taner'e saygım vardır. Ve bu videoyu ona destek amaçlı da yapıyorum. Ne kadar söyleyeceğim şey belki ağır gelebilir bu videoda ama ben Taner'in iyiliği için yapıyorum bunu. Ve benim demem şudur. Taner direkt geri Türkiye'ye gitmesi lazımdır. Evet, cezaevinde yatabilir. Ama bir şey söyleyeyim. Orada burada sokakta yatmak, ailenden uzak durmak, sırf yalvarıp veya hırsızlığı inan veya dolandırıcı inan sırf kan tok tutmak için yaşıyorsun. Orada bunda sokakta yatıyorsun. Bu hayat değil. En azından cezaevinde yatak olacak, çarşaf olacak, yastık olacak, kışta soba olacak. Yani ve daha fazla rehabilitasyon görebilecek. Yani belki daha ona özel bir şiire koydular. Şu mental olarak destek verilir kendine ve iyileşir. Çünkü yani çok zararım çok da iyileşsin. Çünkü Taner'in problemi ciddidir. Taner'in ciddi problemleri vardır ama gittikçe daha kötüye doğru gidiyor. En azından onu engelleyebilir. Benim düşüncem şu. İsterse daha iyi olabilir ama sosyal medya ve ünlülük Taner'e yaramadı. Ve bilmiyorum nasıl yapacağını, nasıl davranacağını ve birçok yaptığı hareketler sırf ilgi için ve tanınmak için ve oradan buradan mesela insanlar bağış versin kendine ve para toplasın diye delilikler yapıyor. Gördüm canlı yayını. Git o kızlara deliler. Adam konuşuyor kendi inan güya arkadaşıdır. Git o kıza, git o kıza, git o kıza. Git o kıza. Yani resmen millet eğlence istiyor ama Taner orada durursa ve dayak yer veya polis yakalar gene hiç milletin zikrinde değil. Çünkü millet sadece eğlence peşindedir. Ve Taner'in şeyinden dolayı eğleniyorlar.
Birçok insan Taner'i izliyor sırf Taner hata yapsın ya Taner bir delilik yapsın da gülsünler. Ama Taner tabii ki çekiyor. Ve Taner çok yanlışlıklar yapar. Yani çünkü ciddi psikolojik problemleri vardır. Mesela bipolarlık var kendinde. Bariz belli. Ben psikolog uzmanı değilim ama anlatabilirim. Yani inanılmaz hiperaktif birisidir. O da ayrı bir hastalıktır zaten. Bu gibi adamı tutsan da dövsen de komaya bile yatırsan uyandığı anda aynı şeyi anında yine yapar. Çünkü o farkında değil. Yaptıkları hareketler yanlıştır. Ve kendini kontrol etsin. Ve kendini şey etsin. Onun farkında değil. Derler ya eşeği dövsen yine eşek eşektir. Taner'i dövsen Taner yine Taner'dir. Yani bu gidişatta çok daha yani bunu öldürebilirler de yani ve yazık olur, günah olur. Çünkü ben dediğim gibi yani bu çocuk biraz salaktır. Ama elinde değil. Ve bu cezaevine girerse birçok insanlar cezaevine girdi ve ondan sonra çok bambaşka bir insan çıktı. Yani rehabilitasyon oldu. Bu öyle bir 5-6 yıl sosyal medyadan, internetten uzak durması lazımdır ya. 5-6 yıl bu çocuğu teknoloji engelleyeceksin eline. Hiç teknoloji olmayacak elinde. Yani ve cezaevine koyacaksın yine ve cezaevinde de iş de vereceksin yine. Çalışsın sırf kafası odaklansın bir şeye. Öyle cezaevinde olacak ama boş da olmaması lazımdır. Yani onda olacak. Orada cezaevinde mesela kitap okuyacak, iş yapacak. Yani mektup yazacak gerçek olan sevenlerine. Mesela o şekilde eski style dönecek. Psikolojik destek alacak. Ve ancak da yani o şekilde hayatını döndürebilir, çevirebilir. Şimdi bu hayatı bugün mesela hadi diyelim Taner'e herkes para yolladı ve Taner karnını doyurdu. 2 kuruş, 3 kuruş daha kaldıysa gidecek uyuşturucuya veya başka bir şeye harcayacak parayı. Ve yarın Allah kerim yarından yine dilenir, yine toplar. Yani bu tam bir junkie bir hayattır. Ve Taner yapamıyor yani dışarıda yapamıyor şu an. Yapamıyor. Hayatı çok daha kötüye gider. Bunun hayatını kurtarmak için bu kişi illaki cezaevine gitmesi lazımdır. Yani maalesef dediklerim belki kötü gelebilir ama eminim ki onu gerçek sevenler aynı kafada olacak. Benim düşündüklerimi aynı kafada olacak. Bak cezaevinde olduğunda en azından annesi onu gidip ziyaret edebilir. Türkiye'de cezaevinde olsa annesi ziyaret edebilir kendini. İnternetten uzak durması şart. İnternet Taner'e bir zehirdir, bir toksiktir şu an. Hiçbir faydası yok kendine. Tamam belki bir şeycikler yollar kendine de karnını doyuruyor ama bu sadece fayda değil kendine, bu zarardır kendine. Yani insanlar buna aslında para yollayıp bile yardım etmiyorlar. Taner'e para yollayıp insanlar yardım etmiyor. Sadece o gün karnı tok oluyor ve kalan para olursa o da o para da gidiyor başka bir şeylere, boş şeylere. Bu lazımdır. Gitsin, dönsün Türkiye'ye. Cezası neyse ödesin, bedelini ödesin, değişsin. Farkında olsun ki yaptıkları çok yanlıştır. Hatta açık açık özür bile dilesin. Kimleri rahatsız ettiyse geçmişte. Tamam mı? Çünkü
kıza taciz bile ettiğinde geri zekalı bilmez ne kadar yanlış bir şey olduğunu. Ne kadar yanlış olduğunu bile bilmez. Bu lazımdır, içeri sokasın kendini ve düşünsün ve aklı başına gelsin. Yani yaş ilerledikçe yavaşlayacak zaten umarım. Birazcık daha olgunlaşacak ama ünlük yaramıyor kendine. Çünkü insanlar bilidir ki deli toydur. Yani gaza gelir çok çabuk. Ve birçok delikliler yapar. Sırf popülerliği düşmesin diye. Elinden geldiğini yapar. Ama işte insanlar sana bir gün yardım eder, para yollar. İkinci gün, üçüncü gün. Ama hep yardım etmezler. Ve senin yaptığın delilikler bile artık başları sıkıcı olsun. Çünkü insanlar artık gördü bu delilikleri. Artık insanlar başka bir şey isterler. Anladın? İnsanlar yani ünlük kalmaz bro. Kalmaz. Ünlülük kalmaz. Silen giden yaşın ilerler gider. Yani o yüzden sen hayatını bakacaksın. Başka bir çözümler bulasın. Ve en azından dediğim gibi en azından cezaevinde olduğunda elinde sonunda özgür olacaksın. Cezanı yiyeceksin, çıkacaksın, özgür olacaksın, yaşayacaksın. Ve millet sana saygı gösterecek. Çünkü gittin, cezanı da çektin, yaptın ve hayatını değiştirdin. Sen bazı insanlar ki gerçekten seni seviyor. Tamam mı? Onların hatırı için sen hayatını değiştirebilin. Ama hayatını değiştirmek için önce lazımdır gidesin ve bedelini ödeyesin. Yaptığın şeyler çok yanlış şeyler yaptın. Lazımdır bunların farkında olasın. Lazımdır bunların bedelini ödeyesin. Ve lazımdır hayatını çeviresin. Ve daha iyi insan olasın. Yoksa bu şekilde çok daha kötüdür. Yani Rum tarafında Türklerin en nefret ettiği insanların bölgesinde kalıyorsun. Evsizsin, işsizsin, yalnızsın. Ve kaçaksın. Git geri. İyi bir avukat tut. Belki iyi bir cezaevine bulurlar seni. Mesela o şu ağır cezalar değil de o biraz psikolojik bozuk insanların şu oraya kollar yani de çok yani daha fazla rehabilitasyon bir yer gibi. Bilmiyorum Türkiye'de öyle cezaevleri varsa ama zaten Türkiye'nin cezaevlerini eskiye göre çok daha iyidir. Orada hayatını toparlarsın. Orada senin için ilaç gelecek. Senin için ilaç gibi gelecek orası. Orada sporunu yapan, kitaplarını okun, meşguliyet yapan yani ve en azından karnını doyarsın. Sen karnını bile zar zor doyaramazsın. Şimdi Yemen diyeceklerim bu. Bırak Yasin'i, Acun'u, onu bunu. Hiç kimse sana borcu yoktu bro. Sen kendini bu duruma soktun. Onlar seni bu duruma sokmadı. Sen kendini bu duruma soktun. Sen kendini bu duruma soktun. Sen kendini bu duruma soktun. Hiç kimse kimseye borcu yoktur. Ancak sen kendini çevireceksin. Sen kendini düzeleceksin. Öyle sokak köpeği gibi gitme oradan buradan yalvarasın. Sanki senin de sahibin Yasin'dir ya Acun'dur da terk ettiler seni gibi. Da kaldım sokakta sokak köpeği gibi. Köpek değilsin bro. Come on. Köpek gibi davranma. Değişiklerim bu. Peace out.